Evet, günlerce aramıştık bu gizemli aileyi. Sonunda ortaya çıkmışlardı. Anne kız birbiriyle çelişti. Üvey babasıyla farklı şeyler söylediler. Kimse bu iddiaları kabul etmedi. İsmail'le ve Yılmaz'la ilgili attığı, yani söylediği suçlayıcı ifadelerde hiçbiri doğrulanmadı taraflarca. Cengiz de bu süreci ekrandan izledi. Şimdi sanki birkaç sefer görüşmüşler, Sıla'nın annesi öyle diyor, sanki birkaç sefer görüştük gibi bir şey çıkıyor. Bence ama fazla. Niye öyle düşünüyorsun? Niye? Çünkü şimdi düşünün ya, yoldan geçen bir insan size iyilik yapıyor. Bir hatırı oluyor, dönüp bir selam veriyorsunuz, halın altını soruyorsunuz. Kaldı ki ağzındaki dişleri yaptırıyor. Yani bir miktar harcıyor. Ya ben onun evine gider, yani çöpünü dökerim ya, suyunu taşırım. Böyle bir şey mi var? Cengiz çok enteresan bir şeye değindi. Çünkü her ne kadar Sıla'nın annesi bu esrarengiz aileydi falan, hani ama onlar var yani. Var ve ben annesinin de söylediklerini çok inandırıcı bulmadım. Hiçbirimiz bulmadık. Çünkü onun söylediğinin aksini söyleyen çok önemli bir tanığımız var. Yani bu aileyi kendilerinin söylediğinden daha fazla melekle samimi oldukları, evine daha çok girip çıktıkları, belki orada masanın üzerinde parasını gördükleri, maaş gününü bildikleri yönündeki benim düşüncelerim daha da netleşiyor. İnanıyorum yani buna. Çünkü tanığımız aynı şeyleri söylüyor. Bakın, Sıla'nın annesi Melek Şengönül'e ne kadar yakınmış. ...9 bıçak darbesiyle öldürülen Melek Şengönül ile alakalı ortaya çıkan gizemli aile, Melek Hanım'ın komşusu İsmail ve Yılmaz'ı hedef göstermişti. Ekibimiz gizli tanık ve kızı Sıla hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Salih isimli bir gence ulaştı. Melek abla rahmetli iyi tanırdım, kimseye bir zararı yoktu, çok hayvansever bir kişiydi. Melek Hanım'ın öldüğünü ne zaman öğrendiniz? Yani öldürüldüğünü herhalde yanlış hatırlamıyorsam 2 gün 3 gün sonra haberim oldu. Sıla'nın annesi Melek Hanım'ın evinde temizlik işi yapıyordu. Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kapısı zorlanmadan açılmış. En son öğrendim ki bu Sıla Hanım'ın annesinin evine girip çıktığını temizlikçi olarak. Yani temizlik işi yaptığını öğrendim. Maddi durumları düzelmiş. Sıla'nın durumları çok kötüydü. Üstüne giyecek elbisesi yoktu bunun yani. O dereceydi. Çok kötü bir evde oturuyorlardı. Durumları hiç yoktu. Bir sefer denk geldim programı, televizyonu izlemeye. Yani annesinin oturduğu ev dikkatimi çekti. Odasının temizliği, yataklarının işte çekyatlarının örtülerinin o kadar yeni olması. Sıla'nın saçları sarıydı herhalde, yanlışım yoksa. Bu kızın saçları siyahtı. Ondan sonra yani ne ara nasıl bir şey oldu da bunlar bu şekilde toparladılar kendilerini. O kadının neye dayanarak böyle bir şey dişlerini yaptırmış? Nasıl yaptırmış? İnanılmasın bile gelmiyor yani. Az bir para da değil o dönemlerde, 7.000 lira para yani, büyük bir meblağ. Sıla'nın annesi herkesle kavga ederdi. Annesinin çok nasıl söyleyeyim, dişli olduğunu yani uzaktan bakınca zaten hissedebiliyor insan. Annesini gördüğümüzde gelirdi sokakta hiç çekinmeden herkesin kapısına gider, kavga edebilecek bir tipti. Herkese gidip her türlü şeyi, lafı söyleyebilecek bir kişiliğe sahip. İddiaları hedef saptırmak için. Bu Sıla'nın bu çocuklar üzerine bu kadar ciddi ve kesin iddiaları beni şaşırttı. Kızın sürekli evden kaçtığını da biliyorum. İsmail ile Yılmaz'ın sürekli Melek Hanım hakkında konuştuğunu iddia ediyor. Buna da inanmıyorum. Bu olayı da, bu çocukların canı yandı, adı çıkmışken olayı bunların üstüne yıkmaya çalışır gibi bir sezgi var içimde. Burada bir resmen büyük bir oyun var. Yani bu kızı bence yani takip etsinler. Kapı zorlanmadan açılmış. Melek abla kesinlikle yani tanıdık bir bayan varmış, birisi varmış ki kapıyı açmış yani, onun yanından da birisi saldırmış, erkek. Yani budur olay yani. Melek Şengönül'ü kim, neden öldürdü?